Vakit tamam şehzadem. Donanmanız sizi bekliyor. Bir an evvel kimseye görünmeden çıkmamız lazım. Gidelim Finlandiya. Hünkârımızla konuşabildiniz mi muallim? Sancağa çıkmak istediğimi biliyorlar mı? Henüz fırsatım olmadı Osman. Malum zor günlerden geçiyoruz. Münasip bir vakitte açacağım mevzuyu. Ben çocuk değilim validem. Beni oyaladığınızın gayet farkındayım. O nasıl söz öyle Osman? Yalan mı? Mehmet'e sancağa gidemeyeceğimi söylemişsiniz. Eğer siz konuşmayacaksanız hünkârımızla ben kendim konuşurum. Validen olarak senin için en iyisini istiyorum Osman. Vakti geldiğinde gideceksiniz elbet. Lakin henüz erken. Ağlar. Kitaplarımı toplayın. Ahmet, nicedir seninle konuşmak istediğim bir husus var. Nedir mesele? Osman'ımla alakalı. Artık büyüdü. Genç, yiğit bir şehzade oldu. Haliyle kanı kaynıyor. Bana sancağa çıkmak istediğini söyledi. Acelesi yok güzel. Vakti gelince çıkarlar elbet. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Lakin bu sancak mevzuunda Mehmet'imle gerilmişler yine. Ne olacak bu çocukların hali? Birbirlerine saldırmak için bahane arıyorlar. Ben konuşurum onlarla. Kardeş olmanın kıymetini anlayacaklar elbet. Hiç umudum yok. Bu öfkenin daha da büyümesinden, birbirlerine iyice düşman kesilmelerinden korkuyorum. Biri tahta çıktığı vakit ne olacak? Kardeşinin ölüm fermanını mı verecek? Bu hususta düşündün mü? Kanunlarımızı değiştirmeyi yani. Düşünmediğim gün var mı sanıyorsun? Bir kararın kâfi. Büyük olan tahta çıkar, kardeşlerine kıymaz. Diğerleri de sırasını bekler. Şart mı saltanatın babadan oğula geçmesi? Hepsi aynı kan, aynı can. Biz bunu bilemeyiz Güzem. Biz karışamayız. Rabbim kime nasip ederse o çıkacak tahta. İnşallah o gün evlatlarım da benim gibi kardeşlerine kıymayacak. Hadi şehzadem bir adım atın. Sonra hürsünüz. Menekşe. Aman ya Rabbim. Mustafa! Az evvel odasındaydı Sultan. Çabuk Menekşe. Başını derde sokmadan Mustafa'yı bulmamız lazım. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Lakin önemli bir mevzu. Söyle hocam. Hünkârım,
Şehzade Mustafa'yı... Söylesene Azia. Şehzade Mustafa'yı çatıda bulduk. Çatıda mı? Evet hünkârım. Kendine zarar vermesinden korktuk. Açıkçası durumu pek iyi görünmüyordu. Nerede peki şimdi? İyi mi? Hünkârım biz ne yapacağımızı bilemedik ve buraya getirdik. Gelsin. Ağlar. Neden getirdiniz beni buraya? Aç! Aç! Mustafa! Gideceğim! Mustafa! Kurtulacağım. Mustafa! Aynen. Bırak! Bırak! Mustafa! Bırak! Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Gideceğim. Donanmam bekliyor. Beni alacaklar. Gideceğim. Çekil. Mustafa! Gideceğim. Bırak! Bırak! Mustafa kendine... Bırak! Gideceğim dedim. Gideceğim. Bırak! 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 Gideceğim. Bırak! Bırak! Gideceğim. Donanmam. Gideceğim. Bırak! Bırak! Gideceğim. Donanmam. Gideceğim. Donanmam. Abi. Yardım et bana. İşte. Abi. Abi. Kardeşim benim. Ne oldu sana Mustafa? Ne var ya Mustafa? Korkuyorum abi. Yine... cellatları göndermenden korkuyorum. Mustafa'm... Söz verdim sana. Kıymayacağım dedim. Sözün bir hükmü yok abi. Ben uyuyamıyorum geceleri. Gölgeler görüyorum, hep sesler işitiyorum. Her gece beni öldürmeye geliyorlar ve yine gelecekler. O yüzden bırak beni abi, ne olur gideyim ben, bırak. Bırak gideyim ben, ne olur. Mustafa. Abi ne olur. Affet beni. Affet beni kardeşim. Ne olur. Ben ne yaptım sana? Yeah.